Sevgili arkadaşlar, evet hoş geldiniz. Bugün 27 Eylül Cuma. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum öncelikle. Ama tabii ki de bugünkü depremden bahsetmeden geçmeyeceğim. İstanbul'daki deprem hepimizi çok korkuttu ve çok üzdü. Çok panik yaşadık. İnşallah temennim bir daha olmaması ya da bu kadar şiddetli ya da en çok şiddet artık bu olsun. Bundan sonrası olmasın inşallah. Allah hepimizi korusun diyorum. Tabii şu da söylemem lazım. Biz astrologlar olarak birçok soru geldi. İşte yeniden olur mu, ne zaman olur, daha şiddetlisi olur mu vesaire gibi birçok soru. Ya da şöyle de sorular geldi bana. İşte neden hiç depremden bahsetmediniz gibi. Eminim bir sürü arkadaşıma da gelmiştir benzer sorular. Şimdi şöyle. Öncelikle şunu söyleyeyim aslında. Astroloji bir öngörü sanatı. Ve tabii ki de astrolojik veriler bu depremle ilgili konuları aslında işliyor ve ufak ufak da bahsediyorduk ama şimdi pat diye çıkıp da insanların karşısına şu zaman şöyle bir deprem olacak demek hem etik değil hem de bunu zaten %100 hiç kimse öngöremez. Astroloji sadece tahminlerden, yaklaşık tahminlerle matematiksel olarak hesaplanan bir sistem. Elbette ki bunu görebiliyor muyuz? Tabii ki de görebiliyoruz ama kesin olarak, netice olarak yani şu zaman, bu zaman olur, işte şu şey şiddetinde olur vesaire demek çok zor. Ama şu var ki ülkemiz zaten bir deprem ülkesi biliyorsunuz. Daha önce tarihte birçok depremimiz oldu. Özellikle İstanbul tarihinde de daha önce yani ben bugün biraz araştırdım bu depremleri. Mesela en yıkıcı deprem 1766 yılında gerçekleşmiş ve belki de İstanbul tarihinin ya da bilmiyorum Türkiye tarihi mi demeliyim onu çok araştırmadım o yüzden emin değilim. Ciddi bir deprem olmuş. 7.4 şiddetindeymiş ve yaklaşık 10 dakika kadar sürmüş. Yani buradan anladığımız şu ki bu ilk değil ve son da olmayacak. Önemli olan bizim bilinçlenmemiz. Ufacık bir yani ufacık değil tabii ki 6 şiddetinde ama ciddi panik yaşıyoruz. Anında bir kaos oluşuyor. Zaten iletişim tamamen bitti, koptu. Gerçekten bizim bu şekilde bir hani panik yönetimimiz hiç yok. Ülke olarak yok. Ve daha önceki yaşadıklarımızdan da ders almayan bir milletiz. Toplum olarak böyleyiz. Dolayısıyla aslında burada özellikle bilinçli olmak önemli. Tabii ki bunları söylemek bana düşmez belki ama şimdi baktığınız zaman ve gelen sorulara göre de cevap vermek durumunda kaldım. Şimdi şunu söyleyeceğim. Uranüs boğa burcuna geçti. Uranüs boğa burcunda videosunda ben ve birçok meslektaşım gibi ben de bu deprem olasılıklarından bahsetmiştim. Uranüs'ün boğa 7 yıllık boğa sürecinde hem depremler çünkü toprak grubunda ve doğayı işaret eden bir burç aynı zamanda da ekonomik krizler finansal alanda da ciddi değişim ve dönüşümleri işaret ettiğini biliyoruz ve bunları da bu 7 yıl içerisinde de hem ülkemiz hem dünya olarak da yaşayacağız. Önemli ciddi değişim ve dönüşümler doğa olaylarını getirecektir. Uranüs neydi? Beklenmeyen sürpriz gelişmeleri, ani gelişmeleri getirir ki bugün evet ufak ufak artçılar yaşıyorduk birkaç günden beri bir süredir ama yani o anda işte saat 2'de o anda hiç kimse bir deprem olacağını beklemiyordu. Tam Güneş'in Başak Burcu'na geçtiği ilk dakikalarda yaşadık bu depremi. Şimdi bununla ilgili de ayrıca başka videolar çekeceğim ben. Buna cevap vermek istedim. Dediğim gibi Uranüs Boğa Burcu'ndaki videoyu izleyin lütfen izlemediyseniz. Orada daha detaylı bilgiler var. Gerçekten kriz yönetimimiz sıfır. Çok çabuk paniğe kapılan, galeyana gelen bir toplumuz. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ben bugün mesela kendimden örnek göstereyim. Annemle oturuyordum deprem anında böyle bir masada. Bir başladı. Ufak bir sallandı. Bitecek diye düşünüyoruz tabii içimden. Baktık bitmiyor. Ve annem benim kalktı ve koşmaya çalıştı. Ben onu tutmakla meşgulüm. Diğer kardeşim de masadaydı. Ama
O anda mesela tutamadım, paniğe kapıldı çünkü. Düştü. Yani düştü derken dizlerin üzerine düştü. Yani ciddi bir şey olmadı ama işte biz maalesef burada bilinçli olması gerekiyor. Çünkü panik yönetimi ciddi hayatlar kurtarabilir. Özellikle biz toplum olarak ya da bireysel olarak diyeceğim, biraz daha bilinçlenmemiz gerekiyor. Bu deprem anında ne yapılması, ne yapılması gerektiğini ile ilgili aslında ne bileyim videolar var YouTube'da, ya da işte bilmiyorum, devlet belki biraz daha bu konuya eğilmeli. Ama gerçekten çok korkutucu bir şey. Tabii ki de panik halinde insanın ne yapacağı belli olmuyor, biliyorum. Özellikle de bu 99 depremi yaşayanlar mesela biraz daha da bazıları panik halinde depremden böyle bir fobi kalmış. Daha fazla bir panik atak oluşuyor. Gerçekten sonuç olarak zordu. Şimdi bu bugün 27'sinde, yani cuma günü, hafta başından beri aslında ben söylüyordum, hafta sonu zor bir günler var. Cuma günü özellikle, perşembe, cuma, hatta cumartesi de. Ama bu demek değil ki bugün yine deprem olacak. Bunu da söyleyeyim tabii ki de. Şimdi gün boyu yeniden Ay Başak Burcu'nda bugün. Yine günlük rutinlerimizin hızlı ilerleyeceği bir gün yaşayacağız. Özellikle mesela sabah saatlerinde 11.48 gibi ayın Satürn'e uyumlu bir açısı var. Bu ayın Satürn'e uyumlu açısı aslında bu hani destek almaktır. İşte devlet büyüklerinden destek olabilir, çevremizdeki büyük insanlardan, otorite pozisyonunda kişilerden aradığınız desteği bulabilirsiniz. Yardımlar alabilirsiniz. Bunu işaret ediyor. Gün boyu da etkili olan bir açımız var. Merkür Plüton karesi. Aslında bugün yaşadığımız hani o iletişimin sıfıra düştüğü, o kimse kimseye ulaşamadı mesela, bu Merkür Plüton karesinin etkisi aslında. Ama tabii bugün gün boyu da etkili olacak. Özellikle iletişimle ilgili konularda ciddi sorunlara neden olabiliyor. Ve bugün iletişim kurduğunuz alanlarda kişilerle gireceğiniz diyaloglara dikkat edin. Özellikle bugün, bu hafta sonu da geçerli bu açı. Çok böyle rekabet içine girmeyin. Çok yarış halinde olmamaya çalışın. Hatta böyle kendinize güvende hissetmeniz kişilerle çok diyalog kurmayın. Ya da temkinli olun demeliyim. Merkür, Uranüs, Plüton karesi. Çünkü ciddi bazı devleti ilgilendiren konularda da olabilir. İletişimle ilgili arka plan konuları da gündeme getirebilir. Böyle önemli bir açıdır. Bazen de tehlikeli de olabilir açıkçası. Buna dikkat edin. 17-33 sıralarında ayın Jüpiter'e bir karesi var. Bu da mesela yine bugünden örnek göstereceğim. Çok çabuk hemen gaza gelen bir toplumuz biz. Her konuyu abartılı bir şekilde, mesela bugün işte deprem anında köprü yıkıldı, o oldu, bu oldu, bilmem ne, bir sürü spekülasyon çıktı. Yine buna benzer konularda bugün örnek olarak gösteriyorum, benzer derken aynısı olacak anlamında anlamayın lütfen. Jüpiter'in ay karesi duygusu olarak böyle abartılı bazı konuları meydana getirebilir. Hemen her şeyi büyütebiliriz. Psikolojik olarak olabilir bu. Özellikle toplum içerisinde, işle ilgili konularda ya da sağlığımızı ilgilendiren alanlarda biraz panikler yaşayabiliriz. Abartılara karşılamakta fayda var. Ve mesela gece saatlerinde akşam ayın Plüton'a güzel bir açısı var bugün. 22-19. Özellikle duygusal anlamda şekil vermek, yön vermek istediğimiz duygularımız olabilir, ilişkilerimizde olabilir. Aslında burada dikkat ederseniz biraz şekil verebilirsiniz, inisiyatif alabilirsiniz gündeminizdeki konularla ilgili. Başak Burcu'nda ve Plüton, yani üstler olabilir, etrafınızdaki büyük kimseler olabilir ya da devlet daireleriyle ilgili konular olabilir. Yine gün içerisinde bu açı etkili olacak. İşleriniz varsa bugün aslında kullanın. Çünkü ayın Satürn'e de olumlu bir açısı var. Yani bugün biraz manipülasyonlara maruz kalabiliriz. Engellenmeler olabilir. Değişim ve dönüşüm konusunda zorluklar yaşayabiliriz tekrardan. Buna da dikkat edin lütfen arkadaşlar. Onun dışında bakıyoruz. Gün boyu etkili Güneş Şiron karşıtlığı var. Bu da biraz duygusal kopmalara, kendimizi ifade etmekte zorluklara ya da başka birilerine yardım etme güdüsünün yükseleceği saatler olacaktır. Aslında gün içinde tüm günde geçerli bu
saat demek doğru olmaz. Özellikle de kendimizle karşımızdaki insan arasındaki diyaloglarda biraz önceyi karşı tarafa tanımak diyebiliriz. Biraz empati yeteneğimizin fazla olacağı bir enerji diyebilirim. Evet arkadaşlar, böyle bir gün bizi bekliyor. Yine sabah saatlerinde şunu da söyleyelim. Düğümlerle uyumlu bir açı var. Bu da yine bazı kadersel gelişmelerle ilgili diyelim, olumlu sonuçlar getirebilir. Çok dikkat edilmesi gereken özellikle bu Plüton-Merkür karesi. Biraz baskı görme, manipülasyona uğrama, kısıtlanma, zorlama, hatta yani zor kullanma gibi durumlar gündeme gelebilir. Biz de yapabiliriz. Biz de bunlara maruz kalabiliriz. Dediğim gibi birkaç günde etkili. Buna da dikkat edin. Cumartesi günü biliyorsunuz bir yeni ay yaşayacağız. Yine bu alanda yine etkili. Cumartesi günü o yeni ay saatine kadar da öncesinde yine gergin açılar var aslında. Yani böyle arkadaşlar, kendinize dikkat edin yine. Bireysel olarak önlemlerinizi her zaman alın. Uranüs'ün boğa transitinde bunları yaşayacağız ki şunu da söyleyeyim ben. Bu yılın sonunda Aralık ayında Jüpiter'in Oğlak Burcu'na geçtiği andan itibaren, hatta 2020'nin ilk aylarında depremle ilgili daha ciddi göstergeler var. Bunu söyleyebilirim. Daha ciddi boyutlarda olabilir. Yine Kasım ayında olabilir mesela. Ekim-Kasım gibi. Yine bazı göstergeler var ki yine bunun devamını daha şiddetli olarak getirebilir. Tabii bunu kesin olarak kimse öngöremez ama böyle göstergeler mevcut. Herkes kendine dikkat etsin. Kendi bireysel önlemlerini alsın. Dediğim gibi biz deprem ülkesinde yaşıyoruz. Devletimiz de zaten elinden geleni yapıyor diye düşünüyorum. Böyle arkadaşlar. Teşekkür ederim dileğiniz için. Görüşmek üzere. Yarın. Bye bye.